Gençlik ve Spor Bakanlığı, güçlü yarınlar için. Önce Orta Doğu'da egemenlik kurdular. Sonra Anadolu'ya yöneldiler. Malazgirt zaferinin ardından Anadolu'nun kapılarını Türklere açtılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu döneme kadar Türklerin Anadolu Yarımadası'ndaki siyasal liderliğini yapan büyük bir devlet. Birçoğumuza Güçoğbe ve Okçu Süvari diye anlatılan Selçuklu Türkleriyle özdeşleşmiş bir harp sanatları vardı. Ancak maddi kültür olmadan askeri güç ve harp sanatı olamaz. Bugün modern dünyada olduğu gibi askeri güç, teknolojisini, yaratıcılığını ve kuvvetini ülkesinin ve milletinin medeni seviyesinden ve onun kültür yapısından alır. Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nde atının kuyruğunu bağlayıp beyaz elbise yani kefenini giyerek ve gazilerinin önünde düşman üzerine atılarak kendisinden 4 kat daha kalabalık bir orduya karşı kazandığı zaferin ardında işte bunun getirdiği ruh üstünlüğü vardı. Bundan çıkan ses beni tarihin çok eski zamanlarına götürüyor. Şu üzerine oturduğum kaya da öyle. Aynı şeyi hissediyorum. Şimdi ben de sizi 1071 yılına götürmek istiyorum. Malazgirt'te Alparslan'ın kendinden 4 kat daha kalabalık olan Roman Diyojen'in ordusuna yani Bizans ordusuna karşı verdiği mücadeleyi, onun arkasında yatan inanılmaz güçten bahsetmek istiyorum. Sizi biraz sonra aşağıdaki gördüğünüz yurdun içerisine girip orada nelerin yaşandığını, bu savaşın nasıl kazanıldığını, o kültürün nasıl mücadele gücünü verdiğini, insanlara nasıl bir manevi güç yüklediğini. Yani aslında savaşta iki tane cephe var. Birisi maddi, birisi manevi cephe. Maddi cephe silahtan bahsediyorum. Manevi cephe ise insan faktörü. İnsan faktörünün kültürle yoğrulduğunu, o kültürün nasıl savaşma ve mücadele gücünü getirdiğini, insanlara nasıl bir güç sağladığını anlatmaya çalışacağım. Beni oralara götürdü. O araştırma sonucunda inanılmaz şeyler öğrendim. Sizinle onları paylaşacağım. O aşağıda gördüğünüz çadırın ismi yurt. Türkçe'de vatan anlamına geliyor. Onların birkaçı bir araya geldiği zaman obayı oluşturuyor. İşte o yurdun içerisindeki yemek yenilen küçük sininin etrafında nice devletler kurulmuş. Tarih sadece savaş demek değil. Bilim, sanat, kültür, müzik, eğlence, öyküler, yaşantın içerisinde olan her şey aslında. Ben onun derinliklerine inmeye çalıştım. Savaşı bu yönden incelemeye çalıştım. Bunun arkasında inanılmaz bir güç vardı. Kendisinden 4 kat daha kalabalık olan bir orduya karşı verilen mücadelede başarıya getiren sebepler, asıl bahsetmek istediğim işte o ikinci, yani manevi cephedir, insan cephesidir. Birazdan ben de o çadırın içerisine gidip aynı şeyleri hissetmeye çalışacağım. Alparslan ve gazileri ne yiyorlardı, ne içiyorlardı? Savaş meydanına nasıl geliyorlardı? O kadar hızlı gelmelerinin sebepleri neydi? Savaş silahları nasıldı? İnançları, ibadetleri nasıldı? Giysileri nasıldı? İnsan ilişkileri nasıldı? Bunları anlatmaya çalışacağım. Biraz bunu irdelemeye çalışacağım. Çok zengin, acayip zengin bir kültürü var içerisinde. Ben kendimi çok iyi hissediyorum bunu öğrendikçe. Sizlere de bunu aynı şekilde hissettirmeye çalışacağım.
Selçuklular savaş taktikleri gereğince sık sık yer değiştirmek ve intikaller düzenlemek zorundaydılar. Bu uzun ve yorucu yürüyüşlerin sonunda ordu uygulanacak muharebe şekillerini tayin etmek, planlamak, muharebe hazırlıklarını artırmak ve istirahat etmek için konaklamak zorunda kalırdı. Böylece Türk ordularında konaklamak ve asıl terimiyle ordugaha geçmek onların hareket harbinin ortaya çıkardığı doğal bir ihtiyaç olmuş. Ve bu usul çağımızda da uygulanan modern savaş ve intikal usullerinde de yer almıştır. Ordugah sözü oldukça eskimiş ve bu deyiş artık Türklerin malı olmaktan çıkarak tarihin malı olmuştur. İşte ordugah bu yurtlarda kuruldu. Her ne kadar güzel bir evde yaşıyor olsam da çocukluğumdan bu tarafa hep çadırı bana daha çok çekici bulmuşumdur. Şimdi bunun içerisine girip gördüğümde yapılan işleri, insanların yaptığı şeyleri hayal ettiğimde beni çok etkiliyor. Bakın düşünsenize, o dönemde sentetik hiçbir şey yok. Hayvansal ve bitkisel şeyler kullanılıyor sadece. Düşünün, bir yün, üzeri kürklü olan bir hayvan, koyundan bahsediyorum. Moğolistan'ın -50 derecesinde, Avustralya'nın +50 derecesinde yaşayabiliyor. Yani yünü yaz ve kış kullanabiliriz. Yün ve keçiden yapılmış, üst ve iç tarafı keçiden yapılmış bir çadırın içerisindeyim şu anda. İçindeki ahşap yapıyı birazdan anlatacağım ama yün insanın kışın sıcak kalmasını, yazınsa serin olmasını sağlıyor. Şu içinde bulunduğum yurdun, buna yurt deniyor demiştik başından. Yurt aynı zamanda Türkçe'de vatan anlamına geliyor. Yurdun büyüklüğünü, alanını size anlatmaya, tasvir etmeye çalışacağım. Kolumu kaldırdığımda parmaklarımın ucu 2,5 metreye değiyor diyebilirim. Tavanın yüksekliği de neredeyse 1 metre daha yüksek parmak ucundan. Yani 3,40-3,50 gibi denebilir. Üzerindeki şu gördüğünüz çember, iskeletin içinde delikler var. Onlar çadırın bütün yükünü taşıyan, birleşmesini sağlayan ana bölüm. 60 tane delikli, yani ailenin büyüklüğüne göre ayarlanabiliyor. 100, 110, 120 delikli olanları var ki onlar daha fazla, daha büyük bir ailenin içerisinde yaşayabilmesine imkan sağlıyor. Bu elimle tuttuğum dal parçaları huş ağacından yapılıyor. Aşağı yukarı 2-2,5 metre boyunda, çadırın büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor tabii ki. Çok sağlam ve esnek bir malzeme. Huş ağacı Anadolu'da akkabak de deniyor. O bölgedeki ismi kayındır. Gövdesi beyaz. İç kısmına baharda su yürüdüğü zaman ondan ilaç bile yapılabiliyor. Dış kabuğundan ateş yakmak için kav olarak kullanılabilir, kav malzemesi oluyor. Bebeklerin beşiklerine, yine çadırın iç kısmında dahi kullanıldığını görmüştüm. İçinde izolasyon malzemesi olarak kullanılıyor. Aynı zamanda ayağa geçirilecek bir çarık gibi veya bir ayakkabı gibi malzeme de dikilebiliyor ondan. Muazzam bir ağaçtır. Hava soğudukça daha soğuk olan bölgelerde daha kalın kabuklar oluyor. Onlar daha çok işe yarıyor o zaman. Şimdi bunları yapmak için de her mevsim olmuyor o iş. Bahar, ilkbaharda yapılabiliyor. Kış ve sonbaharda veya yazın yapamazsınız onu. Ağaca su yeni yürüdüğü zaman daha kolay bükülebiliyor. Önce bunlar kesiliyor, ayarlanıyor ne kadar boyutta yapılacağı. Sonra kaynatılıyor, yumuşatılıyor. Yumuşatıldıktan sonra bakın böyle kavisli şekiller veriliyor ona. O şekil yumuşadıktan sonra bağlanıyor. O pozisyonda tutuluyor ve kuruduğu zaman, içindeki su gittiği zaman ağacın beli o zaman bükülüyor. Yani ağaç yaşken eğiliyor. Birbirine eklemek için de alttaki o bütün yükü taşıyan, tepedeki yükü alta bindirecek olan sistemde şunlar yapılıyor. Bunlar birbirine geçme, ayrılabilir, çok kolay taşınabilir. Neredeyse 2 metre genişliğinde pozisyon alabilir kapandığı zaman. Katlanabilir ve tekrar sefer halindeyken veya başka bir yere gideceğiniz zaman çok kolay taşınabilir. Eklem yerlerine delikler açılarak ve deri sağlam. Aslında o dönemde deve derileri geçirildiğini okumuştum. Deve derisi esnek ve sağlamdır. Kuruduğu zaman da sorun çıkarmıyor. O deliklerden geçiriliyor ve düğüm atılıyor. Aynen şöyle. Şu pozisyonda. İnanılmaz bir şey. Yani bunun içerisinde müthiş bir yaşam alanı var. Sanki dışarıda kalıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz kendinizi. Klimatik bir özelliği var. Hava sirkülasyonu bacadan ve kapıdan olduğu zaman içerisindeki, sanki dışarıdaki hava içinde. Yani sürekli havalandırmanız gereken bir durum yok burada. Nefes alır malzemeler. Sentetik hiçbir şey olmadığı için. Hayvan, bitki ve madeni malzemeler var. Başka hiçbir şey yok. Zaten çok yakın bir zamana kadar sentetik hayatımızda naylon gibi, plastik gibi şeyler yoktu. Şöyle biraz oturup hissetmek istiyorum.
Ben yaşamı bütün duyularımı kullanabildiğim zaman hissedebiliyorum. Çocukluğumdan bu tarafa tarih kitaplarıyla haşır neşir büyüdüm. Okuduğum kitapların çoğunda hep insan kendi gördüğü gözle tarihi yazıyor. Kendi tarihini öyle oluşturmaya çalışıyor. Benim hissettiğim geçmişimizde inanılmaz savaşlar, zaferler, inanılmaz beceriler, inanılmaz yaşam şekli, biçimi, insanların kültürü, içindeki müziği, eğlencesi, yaptığı işler, el becerileri, daha içi çok doldurulacak şeyler var. Savaş denildiği zaman sadece atların, silahların, okların, ne bileyim barutlu malzemelerin bir içine girdiği, insanların birbirlerini öldürdüğü olay anlatılıyor. Beni asıl enterese eden, beni asıl ilgilendiren şey o ana gelene kadar o insanların nasıl yaşadıkları, savaşa nasıl hazırlandıkları. Bu hazırlık aşaması aslında savaşı bitiren bir şeydir. Savaşın o aşamaya gelene kadar zirve yapan yeridir. Ucudur yani. Beni ilgilendiren şey de bu. Yani halkın nasıl yaşadığını, o neferlerin günlük yaşantısının içinde neler olduğu, ne yediği, ne içtiği, atla nasıl seyahat ettiği, silahlarını nasıl yaptığı, üzerindeki zırhını, atın nalını, gemini nasıl yaptığı, beni bunlar ilgilendiriyor. Asıl o adamı hissedersem savaştaki o askeri, atın üzerindeki o askeri daha iyi anlayabilirim diye düşünüyorum. O yüzden 1000 yıl öncesindeki Alparslan'ı anlatmayı, onu hissetmeyi ve size öğrendiklerimi bütün bilgilerimle doğru kaynaktan anlatmaya çalışıyorum. Ok yapmışlar, mızrak yapmışlar, zırh yapmışlar, atlarını yetiştirmişler. Nasıl besledikleri bile önemli. Kalkanları var, gürzleri var. Arazi koşullarına göre ilerleme teknikleri var. Atlarıyla derin suların içerisine giriyorlar. Atlarla beraber yüzüyorlar. Akıntılı sulardan kurtulmaya çalışıyorlar. Yani kendilerini hep zora alıştırıyorlar. Onlarda nişancılık oyunları var. Misket gibi, aşık gibi. Hakikaten nişan alınarak oynanıyor. Mızrak gibi, ok atmak gibi. Hayatımız içinde hala var nişan almak. Yani bunlar anlamlı. Bunların anlamı var. Günlük yaşantının içerisine girmiş zamanında. Ve insanlar eğleniyor. En küçük çocuk, en yaşlı bir ihtiyar dahi bunu eğlenerek izliyor. Çünkü onun bir anısı var geçmişte belki. Çocuğun da öyle bir anı yaşamış, bir ihtiyarın suratında gördüğü bir ifadeyle ona bağlanması var. Beni bu ilgilendiriyor daha çok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya şunun içinde oturuyor olmak bile beni tarihin o dönemlerine götürebiliyor. Burada kazanın içerisinde pişen yemekler, dışarıda oynayan, koşturan çocuklar, bir gürültüyü, gürültü demeyeyim de şöyle bir dışarıdaki sesleri hayal ettiğimde doğaya karışmış insan sesi muazzam geliyor. Yukarıda uçan bir kartalın, bir şahinin görüntüsü, nehir kenarında kurulmuş, nehrin 100 metre yukarısında kurulmuş bir çadırın içerisinde gelen o nehrin sesi, akşamın serinliği, sabah erkenden güne koyulmuş insanın işine gidiyorken, bir şeyle uğraşıyorken hissettiği o rüzgar, seher yeli. Ben bunları hayal etmeye çalışıyorum. O zaman duyularını kullanabilirsin. Bundan 400 yıl önce yaşamış Evliya Çelebi'yi hayal ediyorum. Veya bir Marco Polo'yu da hayal edebilirsiniz. Onlar hep yürüyerek veya at sırtında gezdiler. Onlar arabayla veya uçakla gezseler de aynı duygularla aynı işleri yapabilirler miydi? Şimdi Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini okuyabilir miydik? Atın ruh halinin, insanın duygu halinin birleşmesi lazım. Toprağa değmesi lazım. Hayatı sindire sindire gitmek lazım. Yaşam da böyle. Aslında savaşı sadece bir yerde iki tane ordu buluştu, bir meydanda vuruştu, 2 saat sonra savaş bitti gitti. Böyle değil ya. Bir göçü de anlatırken göçün başladığı yeri ve bitiş yerini söylüyor genelde insanlar. Benim için asıl önemli olan göçte buraya kadar geldikleri andır zaten. Göçün sebepleri zaten belli. Tarih anlatıyor onu. Ama asıl önemli olan o göç esnasında insanların ne yaşadıkları, neler yaşadığı, buraya nasıl geldiler, GPS'le mi yön buldular, pusulayla mı yön buldular, yıldızlara mı yoksa güneşe mi, bakarak yön buldular, ne yedi içtiler, yanlarında ilaçları var mıydı, bildikleri bitkilerden ilaç mı yaptılar, nasıl yaptılar, her mevsim aynı bitkiden aynı ilaç yapılıyor muydu, bunlar önemli aslında, tıp dünyası için de önemli şeyler. Bunun içine girdiğimizde insan hayatı daha da kolaylaşacak. Tarih böyle bir şey. Tarih sadece savaş demek değil ki. Kültür var içerisinde. Sanat var, bilim var, müzik var, eğlence var, yemek var, giysi var. Her şey var. Bunun içine her şeyi katabilirsiniz. Çok derin anlamı var. Şimdi ben de birazdan
Alparslan döneminde kullanılan giysileri, savaş silahlarını en doğru kaynaktan bulmaya çalıştım. Çok zor bir konu seçtiğimi biliyorum. Bundan 1000 yıl öncesine ait çok fazla bir şey yok ama hem öğrendiklerimi hem de hayal gücümü bilgilerimle birleştirerek doğru bir şeyler anlatmaya yapmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar en doğrusunu vermeye çalışacağım. O döneme ait bir takım malzemeler de buldum. Müzeye de gittim. Minyatürlere de baktım. Gravürlere de baktım. Ortak noktaları birleştirip en doğru şeyi yapmaya çalışıyorum. Şurada bir saattir çadır içerisinde bulunuyorum. Tepedeki ışık sürekli yer değiştiriyor. Bu sopa gölgeleme metoduyla hangi mevsimde, günün hangi saatinde olduğunuzu söyleyebilir aslında size. Çadırın içerisinde yer değiştiren şu gölgeyle, güneşin geldiği yer noktayla hangi saatte olduğunuzu bulabilirsiniz. Hangi mevsimde olduğunuzu dahi. Şimdi burada kullanılan bütün malzemeler yünden yapılmış. Şurası keçe. Yün olan malzemede renkler var bakın. İlk yapıldığında herhalde şu anda tozlu bunlar. Daha güzel ve canlı renkler vardı. Bu boyalar bitkilerin kökünden, bitkilerin çiçeğinden, ağacın yaprağından, böceklerden, likenden, o tek hücreli kayaların üzerindeki likenden yapılıyordu eskiden. Hiçbir şey sentetik değildi. İnsanın tenine, insanın gözüne hitap eden, ona zarar vermeyecek malzemeler bulunmuş. İnsanların yüzlerce yıl deneyiminin sonucunda elde edilmiş bir takım ürünler bunlar hep. Bunları çok kolay elimizin tersiyle attık. Şimdi hep sentetik malzemeler kullanıyoruz. O dönemdeki insanın ruh halinin, yaşam ortamının, fiziksel koşullarını düşündüğümüzde daha güçlü ve daha sağlam, dingin insan olabileceği aşikar aslında. Şu küçük yaşam alanında insanlar o kadar kolay, yani pratik, hayatı kolaylaştıracak düzenekler kurmuşlar ki. Mesela şurada bir heybe. Bu heybenin içerisinde, görüntüsü de ne güzel. Bu heybenin içerisinde, biraz sonra giyeceğim bunu da, o döneme ait gravürlere bakarak, minyatürlere bakarak yaptırdığım iç kısmı ipekten, dış kısmı yünden alparslanın giysisi var. Şurada benim kefenim olacak dediği ipekten iç kısmı var. Üstüne bunu giyeceğim. Daha sonra da malzemeler sırayla geldikçe anlatacağım. Orada zırh da var. Şunu yerine bir koyalım. At üzerinde çok ehli olmak lazım. Çok dinamik bir hayvan üzerindesiniz, hayal edin. Dört nal gidiyorken aniden durup 180 derece yön değiştirip tekrar koşabilen hızlı atlarınız olacak. Düşmana saldırırken çok iyi ok atabilmeniz lazım. Okun yapısının çok iyi olması gerekiyor. Bu sadağın içerisindeki yay birçok medeniyetin kurulmasına ve arazide at üzerinde ilerleyerek yeni topraklar kazanılmasında yardımcı olmuş en hızlı savaş silahı. Düşünsenize, çok güçlü bir yay var elinizde, çok güçlü bir at var. 4 milimlik bir zırhı 50-60 metre mesafeden delebilen. 4 milimden daha ağır bir zırh giydiğiniz zaman zaten kendiniz de taşıyamıyorsunuz. Yani bunun karşısında düşman duramıyordu. Acayip bir malzeme. Bu iç büküm yay, biyokompozit yay aynı zamanda. Malzemeleri çok güzel. Selçuklu döneminde Asya tipi yaylar kullanıldı. İskitler, hatta Göktürklerin tarzına benzeyen yaylar vardı o dönemde. Bu da dış bükümlü bir yay. Kabzası, elime tuttuğum yer kabzası. Sal kısmı, kasan kısmı ve kulak kısmı var burada. Yayı zihgir denilen, zihgir demek kirişi tutan anlamında. Kiriş de budur. Daha sonra Osmanlı'da bu çile ismiyle anılıyor. Selçuk döneminde değil, Osmanlı'da. Bu elimdeki o dönemi temsil eden bir zihgirdir. Ama boynumda daha yumuşak ok atabilmeyi sağlayan şöyle bir manda boynuzundan yapılan veya geyik boynuzundan yapılan zihgirler vardı. Her insanın kendi parmağına uygun yapılıyor. Şöyle düşünün. Parmak, baş parmağımız eliptik. Diğer parmaklarımız boğumları yuvarlak bakın. Eliptik olarak yapılıp yan şekilde sokulduğunda parmağı oturuyor ve çevirdiğinizde parmağı boğuyor ve çıkmıyor. Şimdi bu zihkiri nasıl kullanıldığını biraz sonra göstereceğim. At üstünde de kendim onların antrenman yaptığı gibi, egzersiz yaptığı gibi ben de ok atmaya çalışacağım. Yay o dönemde yak veya mandanın boynuzundan yapılıyordu. Ön tarafı, yayın ön tarafı. Yayın iç kısmında kızılcık, akçaağaç
veya dış budak ağacı kullanılıyordu. Onlar da esnek ve sağlam ağaçlar. Yayın ön tarafında, yani bana bakan, kabzayı tuttuğum zaman bana bakan tarafı, çok eskilerde geyiğin aşil tendonu, siniri yani şu kısmı. Aslında vücudunda en sağlam tendonu, kası kemiğe bağlayan bağ dokusu. O tendon, sinir dediğimiz eski ismiyle, asıl bizim bileceğimiz isimle sinirdir. Sinir üzerindeki o tabakalar çıkarılarak kurutuluyor. Kurutulduktan sonra sert bir cisimle, malzemeyle dövülüyor. Dövüldükten sonra saç gibi lif lif oluyor. O tendonu buraya, o lif lif halini buraya işleyebilirseniz, yapıştırıcı olarak da balık tutkalı kullanılıyor. İçine yapıştırabilirseniz, yine boynuzu da ağacın üzerine öyle yapıştırıyorsunuz. Yay hem mukavim hem de çok çabuk geri dönebilen esnek bir yaya dönüşüyor. İnanılmaz bir şey. Bakın şu pozisyona. Ben çektiğim zaman kulaklar ileri gitmek isteyecek. O da ona muazzam bir güç kazandıracak. Şöyle. At üzerinde muazzam, çok da estetik bir şey. Bunun daha uzun at üzerinde kullanamazsınız. 2 metrelik yaylar var biliyorsunuz, yaylar. O yayları at üzerinde kullanmak çok zor. At üzerinde ancak böyle bir yay. Osmanlı döneminde biraz daha küçük hale geldi. Şimdi o dönemin oklarına bakarsak, şöyle birkaç tanesini elime alacağım farklı. Elimde farklı şu an 3 tane ok var. Uçları çok değişik. Bir tanesinin darp gücü çok fazla. Yani yakın mesafeden kırıp parçalamak için atılan, kullanılan bir ok. Buna temren deniyor. Okların uçlarına temren. Bir tanesi, bunlar bronzdan, demirden, obsidiyenden veya kemikten yapılıyordu. Temren kısmı, uç kısmı. Burası gövde kısmı, burası da gez. At üzerinde atılan okların gezleri genelde böyle adi gez olarak adlandırılır. Bunun nasıl takıldığını birazdan göstereceğim. Şu an elimde çok ilginç bir şey var. Malazgirt dönemine ait ok uçları var, temrenler var. Şimdi onları size göstereceğim. Bakın, elimde bronzdan bir ok ucu var. Bu ne kadar ince bir gövdeye girecek anlaşılıyor. Şundan biraz daha ince. Tam bir yakın mesafe öldürme oku. Kemikten var, kemikten yapılmış bir parça. Bunlar da obsidiyen parçaları. Bu uçların hepsi etkili ama bana göre obsidiyen çok daha etkili bir malzeme. Bu temren sert bir yere girdiği zaman, insan vücuduna girdiğini düşünün. Girdiği zaman kırılıyor ve parçalara ayrılıyor. O kadar sert bir darbeyle geliyor, düşünün, vücuda hızlı, şiddetli bir şekilde. İçeri girdiği zaman küçük küçük parçalara ayrılıyor. O küçük parçaları mikro cerrahiyle şimdi bile zor söker alırsınız yerinden. O insan vücudunda yabancı cisim olarak durduğunda enfeksiyonu yol açıyor ve insanı orada öldürüyor. Kısa bir süre sonra ölüyorsunuz. Çok etkili. Şimdi şunu kapatalım. Yayda okun nasıl durduğunu, nasıl tutulduğunu, adi gezin yay üzerinde, o kiriş üzerinde düşmeden nasıl kolay durduğunu. Çünkü atta 4 nal gidiyorsunuz hızlı. Elinizde öyle bir mandallama sistemiyle o yayı ok ucundayken, gezdeyken çekiyorsunuz ki istediğiniz yere çok rahat gönderebilirsiniz. Zihgirin faydası, fazla yük bindirmeden çok kolay kirişin üzerinden gitmesini sağlamak. Sürtünmesi de çok az. Şimdi bunun ismi tirkeş. Bu tirkeşin içerisinde 80-90 adet ok olabildiği söyleniyor o dönemde. Yaylar çok güçlü. O yaylardaki okun ilk bırakıldığı esnadaki şiddeti düşündüğünüzde kırılmaması için çok sağlam malzemeler kullanılırdı. Böyle kamışlar. Bakın çok düz ve çok sağlam bir malzeme. Hem esnek hem sağlam. Kamış, kayın, elimde kayın da var, elimde gürgen de var. Şu da gürgendir. Bu sedir ağacıdır. Ve kayın ağacından. Bunlar sağlam malzemeler. Bunlar kullanılırdı daha çok.
Şu kısmı yelek kısmı. Okun. Gövdesi, temreni, yeleği ve gezi. Okun malzemeleri, okun yapım şekli böyle. Ve üzerine obsidiyeni tendonla sarıyorlar. O bahsettiğim yayı yaparken kullanılan hayvanın kirişi. Buralarda tendon, buralarda tendon. Yine balık tutkalıyla bunlar yapıştırılıyor. 80-90 adet şu tirkeşin içerisinde ok var. Bir savaşçı ortalama 300-350 tane ok atabiliyor 2 saat içerisinde. Hayal edin. Düşünün şöyle bir. Gerçekten mitralyöz gibi çalışıyor. O kadar seri. Yani 1700'lerin başına kadar ok, barutlu silahlara hep üstün geldi. O yaylar, at üstündeki o dinamik adamlar. At üstündeki o adam zırhlı süvari aslında. Ama Selçuklu döneminde daha hafiflerdi. Daha kolay yol alabilmek, daha hızlı gelebilmek ve at üzerinde daha dinamik olmak için daha hafiflerdi. Onlar hem giderken hem kaçarken adam öldürüyorlardı. Bir tanesini deneyelim. Şimdi yayda okun nasıl gezlendiğini elime alıp deneyerek göstereceğim. Elime almışken farklı ok yelekleri de var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Şunu koyalım. Bakın yelek kısımları bunlardı. Bunlar kuğudan, kartaldan, sert olan yine yabani güvercinden veya hindiden, kazdan da yapılıyordu. Telek tüylerinden. Bunların uzun olması savaş oku demek. Sürtünmeyi arttıran bir malzeme. Uzun mesafe daha kolay mesafede daha kolay hedefe ulaşacak, düz gidecek. Ama kısa olansa daha geç toplanacak, sürtünmesi az olduğu için toparlanıp daha sonra gidecek hedefe ve daha uzun mesafe gidecek. Ama kısa savaş okları bunlar. Gez, şunu elime alacağım. Bu yine kendi yaptığım bir ok. Tüyleri biraz dağıldı ama yine de toparlanarak gidiyor. Sağ taraftan gezleniyor. Çok kolay at üzerinde bakmadan takılabilir şöyle şu pozisyonda. Düşünün atta koşarken oka mı bakacaksınız önce? Hayır. Bunun talimini yapıyorlar. Açık gezi kullanıyorlar. Adi gezi kullanıyorlar. Parmağını kirişe değdirip bunu çekiyor üzerine. Aynen şu pozisyonda. Şöyle. Daha sonra zihkiri kirişe oturtuyor. Ve bunu böyle çektiğinizde ok düşecek. Düşmemesi için misket tutar gibi. Aynı o mandal hareketi. Şöyle. Zihkir alta yerleştiriliyor kirişte. Şu pozisyonda. Alta. İçten de bakıldığında böyle. Üstten mandallama parmak basılıyor. Şöyle. Bu bastığı zaman da parmakla dışarı doğru oku iterseniz şöyle itiliyor. İtildiği zaman ok düşmeyecek üzerinden. Kılıca gelirsek, kılıç da tabii ki Türk'ün en sevdiği savaş silahlarından bir tanesi. Hafif ama çok keskin. Çeliği çok iyi döverek bu hale getiriyorlar. Suyunu çok iyi vererek bu hale getiriyorlar. Muazzam bir savaş silahı. Çok hafif. Kullanılırsa, kullanılmasını bilirseniz çok keskin ve çok etkili. Zordur kullanımı. Türkler kılıçlarını kendileri dövmüşlerdir. O dönemde Selçuklu dönemine ait 4 tane hükümdarımızı biliyorum ben. Kılıç Arslan isimli. 1., 2., 3. ve 4. Kılıç Arslan. İnanılmaz bir şey. Ağız kısmı düz. Sadece uç kısmında şurada bir bükülme var. Bunun bütün gücü de şurada, şu noktada. Bakın burada kalın 7-8 milim kalınlıkta ve daha da inceliyor uç kısma doğru. İçi de öyle, oluklu. Çok kolay çevrilebilir. Kullanma tekniği de çok pratik yapınca o kadar zor değil ama çok etkili bir kılıç. Kabzası ve kılıcın hafif olması itibariyle kullanma tekniği de çok önemli tabii ki bunda. Yerde ve at üzerinde çok iyi kılıç kullanıyorlar. Düşünsenize. Çevirerek darbe vurabiliyorsunuz. Böyle boyuna indirebiliyorsunuz. Hep çapraz vuruşlar. Şöyle. Kabzasından dolayı çok kolay kınından çıkarılırken çıkardığınız anda kullanabiliyorsunuz ve havada kabzanın şu kısmından dolayı, bu kısmının faydasından dolayı havadayken şöyle çevirip indirebilirsiniz aşağı tekrar. Oysa ki düz ve ağır bir kılıçta bunu yapmanız mümkün değil. Hafif olacak. Kabza kınından çıkıyorken bir anda döndürüyorsunuz. Yukarı çıkarken zaten kesme gücü var.
Bir de kafanın arkasından aşağı indiriyorsunuz. İnanılmaz bir hamle var orada. Şöyle. Buradan tekrar bir dönüş var. Böyle var. Yani bir sürü teknik var bunda uygulanabilecek. Üstten indirme, yandan kesme. Arkadan çevirip çapraz vurma. Buradan çevirip tekrar böyle vurma. Kolun altından çevirip üstten indirme. Buradan ucunun sivrisini arka tarafa saplama arkadan gelen için. Diyelim iki tane savaşçı geliyor karşınızda. Hızına göre değişir. Bir taraftaki hızlı, bir taraftaki yavaşsa hızlı gelene böyle duruş pozisyonunda bu tarafı hissedebiliyorsunuz. Kılıcın ağzını yukarı çevirerek dönüp ona bir hamle yapıyorsunuz. Bu da yanınıza geliyor zaten o aynı anda. Hızlı gelen savaşçı buradan. Üzerinize gelenden biraz kaçıyorsunuz. Hızlı gelene yetişmek için çok çabuk. Ağzını yukarı çevirerek dönüyorsunuz çapraz vurarak böyle. Daha sonra öteki zaten yanınızda size vurmaya gelmiş. Ötekine de üstten indiriyorsunuz. Yani o kadar kolay kullanım şekli var ki bu kılıcın. Kabzasından, hafifliğinden, keskinliğinden dolayı. İnanılmaz malzeme. Yani kılıç oyunları bile çok zevkli. Şimdi eskrimle oyun oynanıyor biliyorsunuz ama eskiden bunlar savaş silahlarıydı. Daha mertçe savaşılıyordu. Düşmanın gözünün akını görebiliyordunuz savaşta. Şimdi bir düğmeyle savaş yapıyorsunuz. O zaman merhamet duygusu daha fazlaydı. İnsan senden merhamet diliyorsa, çok gaddar bir adam değilsen onu affediyorsun orada. Savaşın asıl güzelliklerinden bir tanesi de bu. Savaş zaten güzel bir şey değil ama savaşmak zorunda kalan milletlerin de savaş esnasında mertliklerini ve metanetlerini, güçlerini, insanlara olan merhametlerini koruyabilmek için af duygularını da kullanmaları lazım herhalde. Kılıçla iyi savaşıyorlar ama aynı zamanda kılıçtan korunmak için de kendilerine çok uygun malzemeler yapmışlar. Böyle mesela tulga, bunun ismi Tolga'dır aynı zamanda. Tulga da denir. Miğfer. O dönemdeki miğferin etrafında şöyle zincirden, zincir halkalardan örülme, boynu ve enseyi koruyacak bir mekanizma, sistem var. Aynı zamanda kalın deriden de yapılıyordu örtü olarak bu. Bunu kafanıza geçirdiğinizde ağır ama sert olduğu için de içine kedüt ismi verilen şöyle yünden örülmüş, yün malzemeden yapılmış, bunun ağırlığını ve sertliğini hissettirmeyecek bir kep var, başlık var. Konya'daki taş müzenin içerisinde o döneme ait taş kabartmalarda çok benzer miğferler var. Birazdan bunu da kafama geçireceğim. Şöyle sırayla devam edersem yine gövdeyi korumak için hafif süvarinin giyebileceği böyle zırhlar vardı. Daha ağır zırh giymiyorlardı. Onlar hafif sipahilerdi, süvarilerdi. O dönemin bronzu, bakırı veya çelik malzemesi kullanılıyordu. Gürz. Şöyle yumruğunuzu tuttuğunuz zaman dirsekten kol boyuna kadar olan ebatta şöyle tutacaksınız düşünün. Uç kısmı topuz, gövdesi biraz daha ince. Ağaçtan, sert ve sağlam bir ağaçtan yapılıyor. O gövdenin topuz kısmını üst taraftan mıh gibi, demir gibi, çelik gibi malzemeler çakılarak o güçlendiriliyor ve sert hale getiriliyor. O darp aletidir. Mızrak var, çevgen var. Uçları sivri, tırtıklı da olabiliyor. Mızraklar var. Uzun mızraklar var. Onu da kullanıyorlar. Böyle veya fırlatarak. Evet. Yine kalkan şurada. Metalden, ahşaptan veya sert, daha sert bir deriden yapılabilen üstünü keçeyle kaplıyorlar. Üstünü yine keçi kılıyla örüyorlar. O ıslandığı zaman da hiçbir şey geçirmiyor. Kurşun dahi geçirmez. Böyle kalkanlar yapılıyordu. Şimdi deneyeceğim bunları üzerimde. Selçuklu sipahisinin giysileri, barınma ve iyaşeleri hafif ve kolay hareket edebilmek üzerine kuruluydu. O güçlü atlar dinamikliğini zaten o halkın içindeki hareketli, pratik ve dinamik yaşantısından almıştır. Bu sayede seferde bir günde daha uzun menziller kat edebiliyor ve her menzilde bir geceden daha fazla konaklamıyorlardı. Ve düşmanlarının karşısına beklenmedikleri bir sürede aniden çıkarak baskınlar düzenleyebiliyorlardı. Meydan muharebelerine de düşmanlarından çok daha evvel varıp coğrafyayı iyice kendilerine en avantajlı halde kullanmanın yollarını arıyorlardı.
Bir Bizans askeri at üzerinde ilk defa gördüğü bir Türk süvarisini, uzun ve örgülü saçlı, küpeli, renkli ve ihtişamlı giysili, atlarının saçları örgülü ve kuyrukları bağlı, koşumlarının alımlı olduğunu, atla uyumuşsa, üzerinde dört nal gidiyorken adeta sahibi rahat ok atması için başını öne eğdiğini, düşman saldırırken de başını kalkan görevi görerek kullandığını hayretle anlatmıştır. İnsan bu giysilerin içinde durduğu zaman bile kendini bir güçlü hissediyor. Şimdi at üzerinde koşan, o dinamik ok atan süvarileri hayal edin, sipahileri. Böyle bir yay, ellerinde sadaktan çıkarılmış yay, tirkeşten çıkarılmış ok, gezleniyor ve at üstünde. 180 dereceye hakimsiniz, düşünün. Üzengilerin uzun olması sebebiyle 180 dereceye hakim pozisyonda ok atabiliyorsunuz. Atın kafasının üzerinden dönüp geriye ve sağ elinize yayı alıp sol taraftan da gezleyebiliyorsunuz. Şöyle. Veya böyle. Şimdi karşıya hedef koydum. Onların yaptığı gibi bir talim çalışması yapacağım. Atı dört nala kaldırıp hedefe ok atmaya çalışacağım. Önce atı bir araziye alıştırmam gerekiyor. Buraya ok atacağız seninle, tamam mı? Hadi bakalım. Karamıkbeli zaferi öncesinde bir defasında İmparator Manuel yemekte bıçağıyla bir meyveyi soyarken yiyecek maddesi aramak üzere kaleden çıkan askerlere Türklerin baskın yaptıklarının haberi verilir. İmparator derhal meyveyi fırlatarak zırhını üzerine geçirir ve atına binerek kaleden dışarı fırlar. Sıkı bir savaş düzeni almış olan Türkler İmparatoru görür görmez dağlara kaçmaya başlar. Ancak bu kaçış bir taktiktir ve kendilerini takip edenleri her yerden düzensiz olarak saldırarak ok yağmuruna tutarlar. Onlar atını uçar gibi koştururken iki eliyle yayını ve okunu gererek geriye doğru ok atar. Onu takip eden onu geçer ama artık o ölmüştür. Onu yakalamak isteyen kendisi yakalanır ve birdenbire izlenen izleyen olur. Ok ve yay başlangıçtan ateşli silahların icadına ve kullanışına kadar Türklerin çok iyi kullandığı önemli bir silah olmuştur. Selçuklu yayının gücüyle atılan oklar, kalkan ve zırhları delecek güçteydi. Türk yaylarının en önemli özelliği son derece sert, sağlam ve dayanıklı olmalarıydı. Savaş okları 250-300 metreye kadar etkili tesir yapan menzile sahiptiler. Oklarının ne kadar uzak bir menzile vardığını tam olarak bilemiyoruz. Ama bu silahı kendi bulunduğu dönemde ve coğrafyada onun kadar etkili kullanabilen bir başka millet daha bulunmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Selçuklu sipahisinin yanında 2 veya 3 yay, kirişleriyle beraber yedekte bulunurdu. Onların ok atmadaki ustalıklarını Bizans İmparatoru Manuel Komnenos şöyle anlatır. Konya seferi sırasında Türklerle giriştiğim bir mücadelede atından düşürdüğüm bir sipahinin düşerken fırlattığı bir ok ile ayağımdan ağır yaralanmıştı. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-ül Türk'te at Türk'ün kanadıdır. Kuşun gayesine kanatlarıyla,
insanın da muradına atla eriştiği manasına gelen bir Türk atasözünden bahseder. Ve kendi şahsi düşüncesini de at Türk'ün kanadıdır diye açıklar. Selçuklu döneminde hiçbir millet atçılığı Türkler kadar iyi bilememektedir. Çünkü onların işleri güçleri her daim gece gündüz atlardı. Onlarla doğup onlarla ölürlerdi. Ve cihan o dönemde onların elindeydi. Sonra onların atları güçlü göğüs ve sağrılarıyla, atletik yapılarıyla, son derece tesirli bakışlarıyla ve her an hücuma hazır duruşlarıyla temas ettikleri her milletin dudaklarını sıkmıştır. Atın şimdi sadece insan hayatında pistlerde arkasından bahis oynanarak kullanılan bir hayvan olması içimi acıtıyor. Çünkü geçmiş dönemde çok yakın bir zamana kadar at bütün medeniyetin yükünü taşımış. Bir sürü millet ve kavim atlar sayesinde medeniyet götürüp bir yerlerde kendilerine yurt edinmişler. Alparslan'ın askerleri de öyleydi. Selçuklu'da at çok önemliydi. Savaş esnasında savaş kazanmak için ya da esir alındığında esir düşmemek için, daha doğrusu savaş kaybedildiğinde esir düşmemek için at sayesinde kurtulurlardı. Avını kovalar, düşmanını kovalar, düşmana vurkaç taktiği uygular. İnanılmaz kurt gibi ilerleyebilen çok çevik atlara sahiptiler. Bu gördüğünüz bir Arap atı. O dönemde daha hızlı, daha çevik atlar vardı aslında. Değil mi? Ha? Şimdi size atın o dönemde nasıl olabileceğini kendi hayal gücümü de kullanarak, bildiklerimi de içine katarak size anlatmaya çalışacağım. Hadi oğlum. Selçuklu dönemindeki Türk atları 20'li yaşların başına kadar sefer ve savaşlarda iş görebilirdi. Ortalama 35 yaşına kadar yaşayabiliyorlardı. Hızlı bir at, 15 fersahlık yani 90 kilometrelik bir mesafeyi sabahtan kuşluk namazına kadar alabiliyordu. Nitekim Türk dağ atı tipi bu mesafeyi neredeyse durmaksızın kolaylıkla daha kısa sürede alabiliyordu. Selçuklu Türkiye'sinde yabancılar Türk atlarının çoğunluğunu Yabanlu pazarı ile büyük bir ticaret merkezi olan Sivas'tan temin ediyorlardı. O dönemde kumandanların bindiği atların daha çok kırat olduğu söylenir. Bu da biraz demir kırdan açılma bir kırat. Yaşı ilerledikçe 6 yaşında henüz. Yaşı ilerledikçe daha da açılacak rengi. Savaşta daha gösterişli. Sultanların, komutanların, kumandanların bindiği at. Başına böyle bir başlık. Üzerinde gümüş kakmalar var böyle. Daha zengin olanın, ülkesi, devleti daha güçlü olanın kumandanlarının herhalde daha değerli taşları, altınları buralara işlediklerini, kalktıklarını görmek mümkün. Ağzındaki kantar mı? Gel bakayım. Bakın ortadan ayrılabilir parçalı. Bu iyi eğitilmiş, ağzı yumuşak olan atlara bağlanan bir sistemdir. Canım benim. Ağzın içerisinde kolay dönebilir, kolay çalışabilir. Gel canım, gel. Aç. Aç, 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 aç. Aç. Alarsak kontrolü daha kolay. Canım benim. Üzerindeki eğer çok önemli. Bir sefere gidecek, uzun yol kat edecek olan adamın üzerinde çok rahat durması lazım. Bu eğer bakın alt tarafında ahşaptan sırtı buradan buraya kadar kaplayan bir sistem var. Karkas sistem var. İki taraflı. Eşit olarak atın sırtına yük bindiriyor, yük basıyor. Yani insanın gücünü direkt beline vermiyor. Yükü eşit olarak dağıtıyor. Aynı zamanda o sistemde atın sırtıyla söylenen o kaltak arasındaki boşluk atın sırtının gereğinden fazla terlemesini engelleyecek. At daha rahat gidebilecek. Hava sirkülasyonu var içerisinde. Atın sırtına en altta değen kısım şöyle keçe. Bu ıslandığı zaman da atın terinin soğumamasını, atın hasta olmamasını sağlıyor. Şimdi üzerinde deri bir kaplama, deri bir malzeme var. Üzengiler uzun. Üzengiler çok önemli. Çünkü uzun mesafe kat edecekseniz ayağınızın üzerinde rahat pozisyonda olması lazım.
tek parçanın üzerinde duran bir ayağı düşünürseniz çok kısa süreli kontrolü kolaydır. Ama uzun mesafe gidecekseniz ayağınız çabuk yorulur. Arkadaki baldır kasınız, ön taraftaki tibialis anterior dediğimiz o ön taraftaki kasınız ağrı yapacak ve kas gerilmesinden dolayı kramplara girecektir. Kramplara sebep olacaktır. Ayağı dinlendirmek için şunun avantajı, böyle bir üzenginin avantajı, ayağı dinlendirmek için öne uzattığınızda arkadaki kaslarınız rahatlayacak, dinlenecek. Geriye doğru çektiğinizde öndeki kaslarınız dinlenecek. Ortada herhangi bir acil durumda, savaş esnasında çok rahat atı kontrol edebileceksiniz. Üzengi muhteşem. Aynı zamanda uzun üzengi kullanıyorlar atın üzerinde ayakta durabilmek için. Hakimiyeti çok kolay. Kılıç kullandığınız zaman 180 derece sola ve sağa çok rahat dönebiliyorsunuz. Ama dizler yukarıda, kısa bir üzengide kontrol zor. Uzun durması lazım ayakta atla beraber. At çok önemli bir unsur. Onunla ilgili anlatacağım o kadar çok şey var ki. Bir yiğide, at aynı zamanda yiğit demek. Yiğit anlamına da gelir. Alp'in bir atı vardır Selçuklu'da. Düşünün. O at çocukluğundan beri o Alp'le beraber büyür. Onun huyunu edinir. Onun huyuyla beraber gelişir. At çok kutsal bir şeydir onlar için. At öldüğü zaman sahibi yas tutar günlerce. Sahibi öldüğü zaman da at öldükten sonra atıyla beraber, atı onun yanına gömülür. Bu dünyada da, öteki dünyada da at onun yegane dostudur. Yani bütün medeniyetin yükünü çekmiş. Bu dünyada dostu olan, öteki dünyada onun arkadaşı olarak ebediyen kalacaktır. Öyle inanılırmış. At bir savaş atı, düşünün. Atın öyle bir eğitimi var ki, taşlık yerden geçiriyorlar büyürken. Sulak yerden geçiriyorlar. Atın üzerine önce hafif malzemeler koyuyorlar. Sonra gittikçe ağırlaştırıyorlar. Önce çocuk bindiriyorlar. Çocukları ata alıştırmak için, ata binmeden önce koçlara bindiriyorlar. Koçun üzerine çıkarıyorlar. Hatta benim de böyle dedemle fotoğrafım var küçüklüğümde. Şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Onların geleneğinin ta eski kökenlerinin Orta Asya'ya onlara dayandığını hissedebiliyorum. Önce koça, daha sonra biraz daha geliştikçe atın üzerine çıkarıyorlar. Atla beraber büyüyor. At gürültüye alıştırılıyor. At kalabalığa alıştırılıyor. Kalabalık insanların arasına götürülüyor. At kişnememeyi öğreniyor insanların içerisinde, kalabalığın içerisinde. Savaşta çünkü kendini ele verecektir. Dereden geçiyor, taşlık yerden geçiyor. Gece gündüz yol alma öğretiliyor onlara. Öyle bir at eğitimi anlatıyor ki okuduğum kaynak. 10 gün, 10 gece boyunca bir senede yetiştirilen bir at 10 gün, 10 gece boyunca yol alabilmiş. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi hayal ettiğinizde 2 saat koşan at çatlayabilir. Onu ancak 1 saat dinlendirirseniz kendine gelebilir. Yani ne kadar dinamik, hareketli ve hızlı atların yaşantısı olduğunu düşünün. Şimdi atlar boksların içerisinde. Günün 22 saati boksta duruyor veya küçük bir alan içerisinde. Sadece günde en fazla 2 saat, 2,5 saat at binebiliyorsunuz. Bu at için de yanlış, bizim için de yanlış aslında. Sadece ata olan özlemimizi gideriyoruz ama geçmişte bütün her şey bunların üzerinde olmuş. Selçuklu dönemindeki Alpleri, Alperenleri öyle bir anlatıyorlar ki adeta bütün zamanlarını atın üzerinde geçiriyorlardı. Bütün işlerini at üzerinde düşünün. Alışverişe gidiyorlar, yiyecek aramaya gidiyorlar, ava gidiyorlar, savaşa gidiyorlar hep at üzerinde. At onun huyunu, atın huyunu da insan alıyor. Savaşta ok atacağı zaman atın başını eğdiğini söylüyorlar. Mızrak atacağı zaman at başını eğiyor, yardımcı oluyor ona. Karşı taraftan düşmanı sezebiliyor. O kadar sezileri güçlü ki düşman bir mızrak veya ok fırlattığı zaman at kafasını kaldırıp siper olabiliyor ve kendini feda edebiliyor. İnanılmaz bir şey. At savaşa gideceği zaman saçları örülür. Arka tarafında bakın şöyle. Savaşa gidecek olan atı saçlarını böyle örerler. At o zaman anlar ki belli bir zaman, mesela bir hafta öncesinde. At anlar ki savaşa gidecek, yemini bile ona göre yermiş. Acayip bir şey. Kuyruk da savaşa gideceği gün bağlanır. At daha yiğit, daha sağlam ve daha diri olsun diye savaş esnasında. Yani atın da bir süsü havası var orada. İnsan da bu havaya girdiği zaman inanılmaz bir güç katıyor. Zaten çok dinamik bir hayvan. Üzerindeki de dinamikse... Kuyruğunu da aynen şöyle, şu şekilde bağlıyorlar. Gel oğlum, gel, 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 gel. Tam... Kuyruğun bittiği yer burası. Bunlar artık kuyruk yeleleri, tüyleri. Bunları çeviriyorum. Tam oraya kadar, o noktaya kadar. Burayı kırmamak gerekiyor. Dikkat etmek lazım. Evet, atın kuyruğu da böyle bağlanır. Atın eyerin üzerinde çok muazzam bir sistem var. Bunun sayesinde
atın üzerinden eğer indirildiği zaman hem başınızın altına hem sırtınıza destek olarak koyabileceğiniz, sefer esnasında dinlenmek istediğinizde onun üzerine yaslanabileceğiniz muazzam bir sistem var. Bunun arkadaki kürkünü de açtığınızda, eskiden hayvan kürkleri sarılırdı, bu kürkü de açtığınızda böyle. Zor koşullarda atın üzerine böyle serebilirsiniz. Bunu aynı zamanda bunun üzerinden çıkarıp yerde uyurken kendinize bir yer yatağı yapabilirsiniz şöyle. Şu pozisyonda. Sizin nemden koruyacak emniyetinizi. Atınız da yanınızda uyuyabilir. Bundan daha korunaklı bir şey olamaz herhalde. Size haber de verecek etraftaki. En güzel bekçiniz orada duruyor aslında. Etrafınızda. Gel canım. Gel. Bamsı Beyrek. Uzun yıllar cezaevinde hapiste kaldıktan sonra çıktığında atının beklediğini görüyor ve atına şöyle diyor. Ben sana at demezem, ben sana kardeştirem, kardeştan ileri. Bir at ve insanın ilişkisini anlatabilecek en güzel, efsane de olsa, mit de olsa bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Gel canım benim. Hiçbir zaman kısrak ata binmediler onlar. Onlar atların otlatamayacakları yerlere gitmediler. Onlar aygırlara bindiler. Ve atın solundan binip solundan indiler. Hiçbir zaman sağından da binmediler. Yaşlı birisi gördükleri zaman kendi memleketinde başka yerde fark etmez. Saygılarından dolayı attan iner, yaşlı nereye gidecekse onu evine kadar götürür. Ondan sonra yoluna devam eder. Yani at yiğide daha da yiğitlik, yiğit de ata mertlik kazandırıyor. Birazdan çadırın içine gireceğim. Kaldık teyzeyle birlikte. O bu işi çok iyi biliyor. Ben de ona yardım edeceğim. Çok eski hem toy hem de savaşlarda seferlere giden askerlerin yolda yediği muazzam bir yemek yapacak. Çok teferruatlı bir iş. Birazdan girip kendisine yardım edeceğim. O benden sürekli tezek istiyor. Tezek getiriyorum içeri. Büyük bakır kazanın içerisindeki kaynayan suyun içine koyunun akciğerini o kadar güzel temizledi ki o akciğerin içerisine tepeden hiç delmeden bir pipet gibi kamış geçirdi. Onu da üstüne işkembe bağladı. İşkembe büyük bir hazne haline getirdi. İçerisine süt dökeceğiz. Taze sağılmış hayvanın sütü. Ondan sonra onun harcını yavaş yavaş içine koyacağız. Onun harcında da un var. Yine sütle karıştırılarak, kaya tuzuyla karıştırılarak ve biraz da hayvan yağı var eritilmiş. O akciğerin içerisine doldurana kadar, şişirene kadar iyice dolduracağız. Daha sonra ağzını kapatıp bağlayıp kaynayan kazanın içerisine koyacağız. Aşağı yukarı 1,5 saat kaynayacak. Kaynadıktan sonra ilk 45 dakikada çevireceğim. Sonrasında 1,5 saat toplam olmuş olacak. Kaynadıktan sonra da kaşıkla afiyet afiyet yiyeceğiz. Altına hava alacak şekilde ayarladım. Kazanın altında yanan şey tam bir bozkır yakıtı. Yani tezek. Şimdi teyzeyle teyzenin ismi Kaldık. Kaldık da bir bozkırda yaşayan kuşun ismidir. Kursağından çıkardığı taşla kendine yuva yapıyor. Ne kadar güzel. Hayvan, doğa, her şey şu anda yaptığımız yemek de öyle. Bir sefer yemeği. Aynı zamanda milli yemek. Çok eski bir gelenek. Hem manevi gücü var. Çünkü bunun inanışına göre tek bir kişinin en fazla iki kişinin görmesi lazım. Nazar da değebilir, tutmaya da bilir. Akciğeri tutturmak kolay da değil. Teyzenin elinde tuttuğu şu anda işkembe. İşkembenin uç kısmında kamış var, boru şeklinde. Kamışın içerisinden süt, döktüğümüz süt akciğere geçecek. Akciğer şişmeye başlayacak. Döküyorum. Kaldık teyze. Yok, yok. Sen bana dur de, olur mu?
tuzlu su karıştırıyoruz içine şimdi. Bayağı yoğun. Kaya tuzu. Şişti bayağı teyze. Oğlum batar. Aha. Önceden havayla dolan akciğer şimdi sütle dolmaya başladı iyice. Biraz daha şişecek. Değil mi kaldık teyze? Sütün ilk girdiği hazne işkembe. O işkembe önce kurutuluyor. Daha sonra sefere gittiğiniz zaman asker seviyorsa onu yanına alıyor. O kuru işkembeyi biraz ıslatıp içerisine bozulacak bakteri üretecek herhangi bir şey koyduğunda yanında uzun günler bozulmadan taşıyabiliyor. Yani yiyecek saklama kabı olarak da kullanılabiliyor bu işkembe. Önce bir sıcak suyun içine soktuk, çıkardık. Kanlı suyunu döktük ciğerin. Şimdi üzerine yeniden su ekliyoruz. Şimdi bu sütü de dökeceğiz üzerine. Bu yemeğin Kırgız Türkçesindeki ismi Öpkü. Türklerin birkaç bin yıl evveline kadar seferde savaş öncesinde ve zafer sonrasında düğünlerinde. Bunun biraz soğuması gerekecek. Şöyle koyayım. Biraz soğusun. Daha evvel hiç tadına bakmadığım bir şey. İlk kez tadına bakacağım. Çok merak ediyorum. Çok güzel olduğunu anlattılar. Bıçakla kesilmesi gerekiyormuş soğuduktan sonra. Şöyle bir. Sesi fena değil. Kokusu fena değil. Çok değişik. Daha önce böyle bir şey yemedim. Tadında bir şeye benzetemiyorum ama lezzetli. Alışmak lazım tabii. Hayvanın akciğerinin içinde acayip bir yemek oldu bu. Demek ki atalarımız geçmişte bunu yiyorlardı, böyle besleniyorlardı. Düğünlerde, seferde, savaştan önce. Şimdi şöyle bir durum var. Süt yeni sağıldı. Sağlan hayvandan o çıkan süt kaynatılmadan getirildi, direkt bunun içine kondu. Yani bununla birlikte kaynadı. Akciğerin zarının içerisinde yağ, tuz, un ve süt. Bu zarın içerisinde bu hale geldi. Dışından görünümü biraz muhallebiyi andırıyor ama tadı muhallebi gibi değil, biraz daha farklı. Sütü hissedebiliyorsunuz, çok yoğun. Tuzu da var içerisinde. Tabii yağlı da olduğu için çok kolay çiğnenip kayıp gidebiliyor boğazda. Besin değeri çok yüksek bunun bence. Sıcakta kaybettiğin tuzu minerali içinden alıyorsun. Proteini var. İçerisinde karbonhidratı var. Zaten o bozkırın, buğdayının unundan yapılmış. Maya ile yapıyor kendisi.
çok güzel. Oynadığımız oyunun adı kök börü. Türkçe'de kök, gök mavi anlamında. Börü ise kurt demektir. O vakitler sefer veya savaş olmadığı dönemlerde insan hayatında yaşlısının, gencinin katılımıyla oyuna dönüştürülmüş ve artık günlük yaşamın içine girmiş bu tür oyunlar vardı. Maksat, cirit, çevgan ve kök börü gibi oyunlarla halkı her daim dinamik ve idmanlı tutarak her an savaşabilir yiğitler yetiştirmekti. Ve bu oyunların ikisi hala Türkiye topraklarında oynanmaktı. Çok eskilerde yiğit ve korkusuz avcıların günlerce peşinden giderek ok ve yayıyla avladığı iri bozkurtlarla oynanan bu oyun, ki bunu Kırgız Türklerinin Manas Destanı'ndaki kahramanını at sırtında dört nal gidiyorken kollarıyla başının üstünde taşıdığı kurt figüründen anlayabiliriz. Şimdi ise başı kesilerek ve iç organları temizlenerek ortalama 40-50 kilogram ağırlığındaki bir oğlakla oynuyorlar. Maksat, uzakta bir noktaya bırakılan bu oğlağı atlarını çılgın gibi sürerek ve birbirleriyle mücadele ederek almaya çalışan yiğit delikanlılar, yaşlılar, at üzerinde denge, çabukluk, ani manevra, atı dizginsiz, konuşarak ve bacaklarla idare edebilme, gizlenip kaçabilme, bozuk zeminli arazide atı koşturma gibi talimlerle adeta insan ve atın uyumu dersi veriyorlar. Bireysel ve iki takım halinde oynanabiliyor. Ve oğlak belirlenen yere bırakılınca puan kazanılıyor. Hem oynayan hem de izleyenler çok keyif alıyorlar. Oynadıkları oyunun ismi Kırgız oyunu, kökbörü oyunu. Çevgan, kökbörü ve cirit o dönemlerin savaş talimiydi. Yani savaşa gitmeyen, sefer halinde olmayan askerler at üzerindeki ehlini, hikayelerini güçlendirmek için, at üzerindeki kabiliyetlerini arttırmak için böyle oyunlar oynuyorlardı. Hem yaşlılar hem gençler, kadınlar erkekler izliyorlar bu oyunu. Yani yiğitler böyle yetişiyor at üzerinde. Onlar bir yaşına basan tayın başına gem vurup alışıncaya kadar yedekte taşırlardı. Sonraki aşamada sırtlarına heybe vurup ıslak saman taşıyorlardı. Bir sonraki aşamada çuvalın üstüne onunla birlikte büyüyecek çocuğu oturtup alıştırırlardı. Tay 2 yaşına geldiğinde hiçbir kötü huy edinmeden artık birçok şeyi öğrenmiş olurdu. 5 yaşına kadar eğitim böyle devam ederdi. Ve bundan sonra at her gün o çocukla meydanda uzun uzun koşu talimleri yapardı.
bir gün soldan, bir gün sağdan koşturulurdu. Böylece at her yöne kolayca döndürülebilirdi. 5 yaşında tam binme çağındaki ata çevgan, mızrak ve kökbörü gibi oyunlar oynatılarak sahibiyle savaş talimleri yapar. Birbirlerine iyice alışırlardı. Bu sırada geniş sulardan defalarca atlatılır, bir gezden daha alçak veya daha yüksek duvarlardan atlatılırdı. Taşlık ve tümseklerin olduğu bozuk arazide hücum dörtnal koşturularak refleksleri güçlendirilirdi. Dağlara uzun uzun gidilerek gece gündüz yol aldırılırdı. O yalnızlığa alıştığı gibi demircilerin, nalbantların, kapkacak yaparak ses çıkaran pazar yerinde de gezdirilerek kalabalığa da alıştırılırdı. Özellikle at alışıncaya kadar yanında başka bir at bulundurmamaya çok dikkat ediyorlardı. Gece ordunun önünde veya dışında tek başına binildiği zaman kişnerse bu o at için büyük bir kusur sayılırdı. Nitekim atın yalnız bağlanmaya, yalnız yem ve ot yemeye, yalnız yola gitmeye alışkın olması faydalı olarak yorumlandığı gibi atın maharetinden sayılırdı. Atları sayesinde hızlı ilerleyen ve birçok medeniyete temas eden Selçuklu Türkleri, fırtına yandıran bir dizi fetihler yapmış ve Anadolu Türkiye'si gibi büyük bir medeniyetin köklü temelini atmıştır. Bu da bir Vaka Nüvis'in dalgalar halinde bu kadar organize olabilen ve medeniyet kurabilen bu inanılmaz hızlı ve becerikli Türk savaşçılarını at üstünde fırtına olarak nitelemesine neden olmuştur. Ben bir tarihçi değilim. Ama en doğru kaynaktan bulduğumu, gördüğümü ve işittiğimi en yalın haliyle hiçbir abartıya kaçmadan sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hemen şunu iddia edebilirim ki, adamcasına yazılmış muhakemeli bir tarih, yalnız başına insanı canlandıracak, harika bir kudrete sahiptir. Hakikaten öyle bir tarih, ölüleri mezardan çıkarır derlerse inanılsın. Gençlik ve Spor Bakanlığı, güçlü yarınlar için.